5 kişi. Değerli konuklar, cenazemiz Doktor Mehmet Tekin Aslan tören alanına teşrif etmişlerdir. Arz ederim. Sen de bayramı kutlu olsun. Sağ olun bakalım. Bu köylü müsünüz siz? Kimin kızısınız? Senin evim yeğenimdir, kardeşimin kızı. Az ileride benim evim, şu kardeşimin evi. Şu güzelim Muratan köy. Muratan köyde ayrılmışız. 4 eviz, biri de benim. Yani. Çünkü ayrıldık, araziler buradaydı sahibim. Buraya geldik böyle. Oturun bakalım, biraz sonra bunları keseceğiz. Sayın Valim, başlayın mı? Başlayın ha. Herkesin bayramı. Yolumuzun uzunluğu 12.2 kilometredir. 15 santimetre sıkışmış Blend Mix temel yapıldı. 7 metre genişliğinde sıcak karışım asfalt yapımı gerçekleşti. Bu yolda Baloluk, Çamurlu, Murathan, Kavacık, Yazıcı ve Sinekeli arasında bulunan insanlarımız bu yolda yaralanmakta, istifade etmektedir. Hareketli nüfusumuz 8000 civarını buluyor. Bazen 8'i de geçebiliyor. Bu yolun bu şekilde yapılmasında emeği olan, katkısı olan başta Sayın Valimiz ve vekillerimiz olmak üzere şükranlarımı ben arz ediyorum. 2011 yılından itibaren yol ağımızda bulunan yolların asfalt çalışmaları başlamış ve 2011'de 62,5 kilometre yapıldı. 2012 yılında 119 kilometre yol asfalt BSK sıcak karışımı yapıldı. 2013 yılında da 135 kilometre programlanmış durumdadır. Görüldüğü gibi her yıl sıcak karışım asfalt çalışmalarımız giderek artarak devam edecektir. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğini ümit ediyorum. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum, arz ederim. Tabii AK Parti hükümetleri özellikle gerçekten Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya daha çok farklı bir pozitif şekilde bakıyor. Bunu zaten 2002'den 2013 yılına kadar hissetmişsinizdir. Ama özellikle ben geçmiş valilerimize de teşekkür ediyorum. Yeni gelen Sayın Valime de çok teşekkür ediyorum. Tabii güç birlikten doğar. Dolayısıyla bizler siyasetçi olarak 3 AK Parti milletvekili, Sayın Valimizle, İl Başkanımızla, Belediye Başkanlarımızla bu özellikle köy yollarının, özellikle bizim şu anda Yazıcı Barajımızın entegre bir yolunun yani yapılabilmesi için hakikaten geçen seneden beri hepimiz bir gayret sarf ettik. Ama hamdolsun 31-12-2012 tarihi itibariyle özellikle bu bölgenin 5 trilyona yakın bir parası gönderildi. Biz de tabii bu tür sıcak asfaltla yapılan ama kaliteli, güzel olan, hele bir de köy grup yollarımız var bu anlamda. Bizim tabii insanlarımızın mutluluğu bizi zaten ziyadesiyle memnun ediyor. Dolayısıyla böyle bir yolda özellikle başta valimize, il encümenlerimize, genel sekreterlerimize çok teşekkür ediyorum. Ki bundan sonraki süreçte de biz özellikle 3 AK Parti milletvekili 2011'de seçildikten sonra kendimiz üçümüzde oturduk, şöyle bir karar aldık. Dedik ki bundan sonraki süreçte kendi ilimizde ve ilçelerimizde sati kaplamayı kesinlikle yapmayacağız. Dolayısıyla bu tür sıcak asfaltı yapacağız ki en azından 12 sene, 13 sene veya 18 seneki genel itibariyle yıl baremde insanlar farklı şeyler söylüyor. Dolayısıyla devletimizin merkezi bütçeden göndermiş olduğu paranın hibe olmaması için, zayi olmaması için bundan sonra sıcak asfaltı yapıyoruz, yapacağız diye. Dolayısıyla 2011'de ilk etapta İleşkit ve Ağrı merkeze verdik. Daha sonra bizim diğer ilçelerimiz oldu. Hakikaten biz de bu yolları gördüğümüz zaman seviniyoruz. Sizler de gördüğünüz zaman seviniyorsunuz. Vatandaşlarımız da bunu kullandığı zaman bizlere ve sizlere teşekkür ediyor. Ben bu anlamda tekrar emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bu baraj yolu ile ilgili sıkıntılarımız vardı. İl Özel İdaremiz 2011'den beri ortaklaşa valimiz, milletvekili arkadaşlarımız, il başkanlığımız ve belediye başkanımızla istişareler sonunda bundan sonra sıcak asfalt yapacağımızı kararını vermişti. Ama bu yol il özel idare ağında değildi. Bunu nasıl çözebiliriz? Bu yol devlet su işlerine aitti. Biz de Sayın Bakanımız, Orman ve Su İşleri Bakanımızla görüştük. Resmi talebimiz oldu.
yol için para istedi. O da bize söz verdi. Biz arkadaşlarımızla takip ettik ve bu yolun yapımında bakanımız Veysel Eroğlu'nun büyük emeği var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Ayrıca Sayın Valimizin, Genel Sekreterimizin, İl Genel Meclis üyelerimizin, muhtarlarımızın bir de halkımızın bu konuda emeği ve talepleri vardı. Vatandaş önce talep eder, muhtar dile getirir, encümen sahiplenir. Sayın Valimiz öncülük yapar, biz de Ankara'da girişimlerde bulunuruz ve sonuç alıyoruz. Birlikte güç doğuyor. Tek başına bir iş yapılmaz. Bugün Türkiye'nin her tarafında eğer başarılı işler yapılıyorsa, iyi bir organizatör olan Sayın Başbakanımızın önderliğinde Bakanlar Kurulu'nun, milletvekillerinin, il teşkilatlarımızın, belediyelerimizin, il genel meclis üyelerimizin, muhtarlarımızın işbirliğiyle bu sonuçları alıyor. Bu tip mutlu ve verimli birlikteliklerde buluşmak kaydıyla hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Öncelikle Cuma'nızı ve mübarek Ramazan bayramımızı tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. Arkadaşlarımız, hem genel sekreterimiz hem milletvekillerimiz bu yolun hikayesini kısaca anlattılar. Evet, gerçekten de birlikte çalışmanın, fikir birliği etmenin, doğru bir fikrin etrafında bütünleşmenin, ısrarlı takibin sonucunda bu yolu ağrıya kazandırmış olduk. Hepimize hayırlı olsun. Bu çalışmalar içerisinde her zaman olduğu gibi genel meclis üyelerimizin, genel sekreterliğimizdeki mühendislerimizin, projeyi yürüten arkadaşlarımızın özverili çalışmaları oldu, kararlı tutumları oldu. İnşallah bu sene kısmet olursa 140 kilometre civarında asfalt yol yapacağız. Geçmiş iki yılda yaptığımız yolla beraber, yüksek standartlı olarak yaptığımız yolla beraber, sıcak asfalt olarak yolla, hepsini düşündüğümüzde ağırlığın yolların yaklaşık %10'unu tamamlamış oluyoruz. Bu çok önemli bir mesafe. Eğer bu hızla devam edersek 10 yılda, hızımızı iki katına çıkarsak 5 yılda Ağrı'nın öncelikle bütün grup yollarını, büyük köy yollarını asfaltlamış olacağız. Köylerimizde nelere ihtiyaç var? Başta muhtarlarımız olmak üzere, meclis üyelerimiz olmak üzere köylerin ihtiyaçlarını tek tek tespit ediyorlar, bizlere intikal ettiriyorlar. Kaymakam arkadaşlarımızla bunları istişare ediyoruz. İl özel idaresinde bunların değerlendirmesi yapılıyor ve belli bir önceliklendirmeyle bu hizmetleri yerine getiriyoruz. Köyde vatandaşımızın bizden 4-5 kalem temel talebi var. Su istiyor. Susuz yaşam dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Yol istiyor. Eğitim hizmeti istiyor. Sağlık hizmeti istiyor. Ondan sonra ticari faaliyetlerle ilgili, tarımla ilgili, efendim sosyal desteklerle ilgili talepleri oluyor. Çok şükür bu taleplerin, su ile ilgili olanların tamamını karşılamış durumdayız. Münferit bazı köylerimizde veya mezralarımızda su yetersizliğiyle karşılaşıyoruz. Su ile ilgili çok şükür bir sorunumuz yok. Yollarımızdan yaz kış açık olmayan yolumuz yok. Şu anda çok daha sarp, kayalık arazi şartlarına sahip köylerimizin yollarını dahi kırıcı vasıtasıyla, dozer vasıtasıyla yapmaya çalışıyoruz. Balıkgöl havzasındaki yollarımızın ağır kış şartlarından dolayı geciken yol açma çalışması dışında Allah'a şükür en fazla 2-3 gün içerisinde bütün yollarımızı açtık. Belli bir takvim belirledik, önceliklendirme yaptık. İnşallah bu sene de onu uygulayacağız. Asfalt yol yapımı konusunda da yine bir öncelikler manzumesini İl Genel Meclisimiz belirledi. Yani biz burada aslında hem genel meclis olarak hem il özel dairesinin başı olarak ben valiniz olarak kendi kendimizi kural altına aldık. Yani keyfilikten, subjektif yaklaşımlardan, dönemsel yaklaşımlardan kendimizi uzaklaştıralım. Bir işi yaparken nasıl yapacağız, neye öncelik vereceğiz bunu belirleyelim istedik. Ve yapacağımız hizmetlerde nereden başlayacağımızı, hangi aşamalarda, hangi önceliklerle yapacağımızı da meclisimizin kararıyla belirlemesiyle. Burada yaptığımız hizmetlerin, burada muhtarlarımız var, genel meclis üyelerimiz var, kaymakam arkadaşlarımız var, diğer idarecilerimiz var, işte oda başkanlarımız var, siyasi parti başkanımız burada, temsilciler burada, milletvekillerimiz burada. Yani ilin yönetimiyle ilgili idari ve siyasi veya sivil toplum olarak sorumluluk taşıyan arkadaşlarımızın geneli burada.
neyi neden yaptığımızı, nasıl yaptığımızı rahatlıkla her zaman açıklayabilecek durumdayız. Benim özellikle burada çalışan arkadaşlarımdan ricam, İl Özel İdaresi imkanlarını mümkün olduğu kadar yerinde kullanmaları konusunda her zaman duyarlı olmaları. İşlerimizi gecikmeye meydan vermeden sezonunda yapabilmeleri, projelerimizi zamanında hazırlayabilmeleri. Meclis üyelerimizden ricam, bu önceliklendirme manzumesi içerisinde bu teknik kadroya her zaman destek veriyorlar, desteklerini devam ettirmeleri. Değerli milletvekillerimizin katkısı olmasaydı, bu yolla ilgili takip olmasaydı biz bugün bu bayram günde böyle güzel bir ortamda, güzel bir havada bu yolun açılışını yapıyor olamazdık. Evet, ben işin baş sorumlusu olarak, özel idarenin de başı olarak, valiniz olarak bu işin projesinin hazırlatılması, takibi, bu konularla muhakkak emek sarf ettim. Bu benim vazifem. Ancak eğer bu birlikte işbirliğini, birlikteliği temin etmemiş olsak, Sayın Bakanımızın çok dar vaktinde gidip konuyu sağlıklı ve birlikte arz etmemiş olsak, belki bu kadar kaynağa ulaşamazdık. Gerçekten devlet su işlerinin ana görev alanında olan bir iş değildi. İnşallah Sayın Bakanımız, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu, Bakanımız, hocamız, ilimize teşrif ettiklerinde de bu verdikleri desteğin, katkının amacına uygun kullanıldığını, yerinde harcandığını, zamanında değerlendirdim. Halk hizmetine döndüğünde görecekler. Ben kendisine bu konudaki çalışmalarımızı arz ettiğimde büyük memnuniyet duyduğunda ifade ettiler. Sizlere de selam ve muhabbetlerini iletmemi rica ettiler benden. Biz bu beraberliği devam ettirirsek, çalışanlara sahip çıkarsak, sonuçta fikirlerimiz başka başka olabilir, yöntemlerimizde sorunlu farklılıklar olabilir ama millete hizmet noktasında, halka hizmet noktasında özveriyle çalışan bütün arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım ve birlikte olmamız lazım. Bugün burada oturan insanların bir kısmı önümüzdeki 5-6 ay sonra seçime girecekler. Bir kısmı 2 yıl sonra seçime girecekler. Siyasi parti teşkilatı sorumluluğunu taşıyan arkadaşlarımız 1 yıl sonra seçime girecekler. Oda başkanlarımız, muhtarlarımız seçime girecekler. Belki 3 yıl sonra, 4 yıl sonra ben veya bir başka vali böyle bir hizmetin halkımıza sunumunda konuştuğunda belki buradaki simaların önemli bir kısmı da değişmiş olacak. Ama kalacak olan ne? Arkamızda bırakacağımız övünülecek durumdaki eserlerdir. Yoksa hepimiz vazifemizi zamanında yapıp geçip gideceğiz. Bugün Ramazan bayramının 2. günü. Geçen Ramazan bayramında da ben buradaydım. Ama o zaman bayramlaştığımız gerek camide, gerek çarşıda, gerek muhtelif yerlerde bazı vatandaşlarımızın belki de kemikleri şu anda toprak altında. Dolayısıyla bu neredeyse hayatın tek hakikati olan ölümü unutmadan, arkamızda bırakacağımızın sadece hoş bir sada olacağını unutmadan çalışmamız lazım. Değerli misafirlerimiz, ben müteahhit firmaya da burada teşekkür etmek istiyorum, Nesce'ye. İşi zamanında ve belirlenmiş şartnamesine, standarttan uygun gerçekleştirdiler. Huzurlarınızda onları da kutluyorum. Bu işlerde sorumluluk sadece bu işi projesini hazırlayan, denetimini yapan, memurlarda takibini yapan, kontrolünü yapan ilgilenmeyisinde encümende değil. Aynı zamanda buranın vatandaşı olan, buradan ekmek yiyen, burada rızkını çoluğuna çocuğuna kazanan tüm iş yapanlar, bütün müteahhitlerin de en az bizler kadar ve belki bizlerden de daha fazla sorumluluğu var. Dolayısıyla hem işlerin iyi yapılmasını sağlamak zorundalar, kuralına, hukukuna göre, hem de eğer bizim eksiğimiz varsa bizi de uyarmak zorundalar. Dolayısıyla sorumluluğun sadece kamu kısmı bizler tarafından taşınarak biz bu işleri dört başı mamur yapamayız. Bütün müteahhitlerimiz de eline aldıkları işi, yarın benim çoluğuma çocuğuma buradan bir söz gelmesin, yaptığım iş benim yüzümü 20 sene, 30 sene sonra da ağartsın düşüncesiyle, duygusuyla yapmalarını onlara tavsiye ediyorum. Yol işinde de, yani derler ya işte bu işte ekmek var. Gerçekten yol işinde de ekmek var, para var. Daha fazla sayıda müteahhitimizin de yol işine girmesini onlara tavsiye ediyorum. Neden? Biz bu yıl yaklaşık 25 trilyon liralık eski parayla, yeni paramıza 25 milyon liralık yol yapıyoruz. Hem köydesten, hem İl Özel İdaresi kaynaklanan, hem de değerli bakanlarımızın verdiği katkılarla. Bunu her sene yapacak olursak en az 25 milyon liralık bir yol imalatı pastası var. Üretimi var, kaynağı var. Allah kısmet eder. Önümüzdeki günlerde ülkemizin büyümesi bu hızla devam eder. Bütçemiz daha da rahatlar. İmkanlarımız artar. Belki 50-100 milyon liralık yol hizmetleri sunarız biz de. Bunların bir de onarımı olacak. Belediyemizin